34 haftanın sonunda şampiyon olmak ve birinci çıkmak apayrı bir duygu. Bunu anlatılmaz yaşanır. Öncelikle teknik heyeti, futbolcuları ve taraftarı ve yönetim kurulu arkadaşlarını tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler. Çok zorluklar çektik. Yani playoff oynar mıyız diye düşündüğümüz dönemden birinciliğe geldik. Çok büyük bir başarı. Yani Giresun 14 puan gerisinden, Samsun'un 10 puan gerisinden 24. haftadan itibaren 10 haftalık bir süreçte geliyorsun ve liderliğe oturuyorsun. Çok önemli bir başarı. Onun için futbolcularımı ve teknik eğitimi çok tebrik ediyorum. Hepsinin anılarından öpüyorum. Giresun Spor'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Bugün onlar da galip gelmişler. Samsun Spor son dakikada kaybetti. Onlara da playoff yolunda başarılar diliyorum. Geri kalan playoff oynayacak takımlara da başarılar diliyorum. Hak eden gelsin diyorum. Biz Samet Hoca'yı ilk sezon başında getirmek istemiştik ama olmamıştı. Şartlar uymamıştı. En son o 12 hafta kaldığı dönemde kendisiyle görüştük. 3-4 sefer görüştük ve ikna ettik, getirdik. Tecrübeli bir hoca. Zaten inanmışlığımız da vardı ona. Nasip böyleymiş yani. Belki sene başında gelmiş olsaydı belki şampiyon da olamazdık. Yani Allah'ın takdiri oymuş yani. Nasip. Her şey nasip kısmeti yani. Tabii stres. Yani ilk ben başkanlığı aldığım sezon yarı final oynadım. 90+6'da yediğimiz golle elenmiştik Hatayspor karşısında. Geçen sene de çok şanssız bir penaltı kaçırmıştık ve öyle elenmiştik. Bu sene dedik ki artık bu sene direkt olsun. Ya Allah da nasip etti bize. Onun için kimse bunu gölgelemeye kalkmasın. Bileğin hakkıyla. Her maçta 3-0, 4-0, 2-0 alarak geldik. Yani ilk 6'da olan takımları Altay hariç bütün takımları yendik. Giresun'u 3-0, Samsun'u 2-0, Keçiören 2-0, İstanbul'u 1-2-0, Altın Ordu'yu deplasmanda 1-0. Artık bu takıma herkes safka çıkartması lazım. Herkes yoluna baksın. Onun için herkesin Allah yolunu açık etsin. İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Gelecek planlar da yapacağız. Samet Hoca ile devam edeceğiz. Ona göre iyi futbolcular alıp bu ligde 3 yıllık bir planımızı hazırlayıp ona göre başlayacağız. Hayırlısı olsun. Ya tabii yani ben daha önce verdiğim mesajlarda hep söyledim. Yani bu pandemi sürecinde dikkat etmek lazım. Koronada dolayı bir kişi ölse bile şampiyonluktan çok çok daha önemli. Yani onun için bütün taraftarlara sesleniyorum. Lütfen ve lütfen evlerinize dağılın. Zaten bakanlıktan, valilikten izin alacağız. Belki %15-20 statta bir kutlama da yapacağız. Bunları hepsinin haberi olacak zaten bundan. Onun için rica ediyorum evlerinize dönün. Her şeyi dozunda bırakmak lazım. Çünkü bir kişinin bile ölmesi Allah korusun bu şampiyonluğu gölgeler. Evet haklılar. 26 yıl sonra gelen bir şampiyonluk var. Anlıyorum. Çok anlıyorum. Ama lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Vallahi tabii şimdi ben Türkiye başkanlar arasında herhalde en çok cezayı yenilerden bir tanesi bendim. 175 gün bir de 421 gün. Canları sağ olsun verdiler. O cezayı da çektik, bitirdik. Haksızlığa gelemedik. Ama bundan sonra daha dikkatli olacağız. Daha yapıcı olmaya çalışacağız. Ama herkes adaletli olduktan sonra bu cezaları da almayız diye düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Tamam.